Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu videodan itibaren kitabımızdaki proje organizasyon ve yaşam döngüsü bölümüne giriş yapmış oluyoruz. Uzunca bir süre bu bölümlerle ilgili, yani şirketlerdeki organizasyon yapıları ve projelerin yaşam döngüleriyle ilgili videolar çekeceğiz ve bunları yine YouTube kanalımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu konu oldukça detaylı. Az önce söylediğim gibi uzunca videolar çekeceğiz. Ama olabildiğince basitten başlayarak konuları ilerleteceğiz. Bakınız şöyle demişiz kitabımızda. Organizasyon yapıları projelerin başarısında oldukça etkilidir. Projeye kaynak ayırmak, o projeyi ekibin sahiplenmesi, proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları gibi konular organizasyon yapılarına göre şekillenir. Yani şirketiniz içinde bulunduğu organizasyon yapısı projeye dahil olan insan sayısını, proje yöneticisinin üstlendiği görev ve sorumlulukları ya da yetkisini çok ama çok yakından ilgilendirir. Projelerin başarısının şirketin organizasyon yapısıyla ilişkili olduğu ve önemi genellikle geç fark edilir. Yaşam döngüleri ise, bu daha sonra detaylı inceleyeceğiz, proje paydaşları için bir kılavuz niteliğindedir ve projede geçilmesi gereken aşamaların daha rahat anlaşılması için kullanılır. Şimdi bu bölüm aslında bir birinci bölüm var. Organizasyon yapılarını detaylı inceleyeceğiz. Bir de proje yaşam döngüleri var. Bu iki başlık detaylı olarak bu videolarda açılacak. Şimdi burada şekil 2.1'de paylaştığımız bir görsel var. Yine o görsele geçmeden önce organizasyon yapılarını biz 2.1'de anlattık. Ve bakın ne diyoruz? Şirket kültürü ve organizasyon yapısı projeleri farklı açılardan etkiler. Bir şirketin projelere yaklaşımında 3 tip organizasyon yapısı karşımıza çıkar. Birincisi fonksiyon organizasyon yapısı, ikincisi matris organizasyon, üçüncüsü proje bazlı organizasyon. Şimdi bunun daha türevleri var. Ve biz bu videomuzda söyleyeceğimiz ya da anlatacağımız türevler PMBOK 5 özelinde olacak. Fakat PMBOK 6'da yeni çıkan PMBOK'ta bunlar daha da çeşitlendi. Onları da ilerleyen videolarda detaylı olarak anlatacağız. Ama öncelikle biz bu videolarda görsel olarak paylaşacağımız bir fonksiyonel organizasyon yapısını konuşacağız. Zayıf matris dediğimiz matris organizasyon kendi içinde 3'e ayrılıyor. PMBOK 6'da da böyle 3'e ayrılıyor. Zayıf matris, dengeli matris, güçlü matris ve proje bazlı organizasyon dediğimiz yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Buradaki çizim şu anda belki anlaşılamayabilir. Yavaş yavaş ileriki videoları seyrettikçe bu çizimi de daha netleştireceğiz. Bu çizimin daha açık halinde tabii ki paylaşacağız. Bu kitabımızı gittigidiyor.com veya sahibinden.com üzerinden satın alabilirsiniz. Hayatımız Proje diye bir arama yaparsanız çıkan sayfadan hemen al butonuna basarak kitabı sipariş verebilirsiniz. İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Evet, son olarak da web sayfamızdan 2017'nin son 2 ayında yapacağımız eğitimler ve 2018'in ilk 6 ayına dair programımız belli oldu. Bunlar hakkında da bilgiler alabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir'de eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 2 kere Bakü'de eğitimlerde gerçekleştirdik. Azerbaycan'dan da dinleyen arkadaşlarım var. Kendileriyle belki tekrar Bakü'de karşılaşma, buluşma imkanı bulabiliriz.